Sağanak yağış da yer yer yurtta hayatı felç etme noktasına getiriyor. Antalya bu örneklerden bir tanesi, sele teslim. Sağanak dün akşam saatlerinde etkisini iyiden iyi arttırdı. 8 saat boyunca hiç durmadan yağdı. Metrekareye 280 kilogram yağış düştü. Araçlar göle dönen yolda mahsur kaldı. Yardıma gitti itfaiye ekipleri. Onlar da suya gömüldü. Antalya'yı vuran selde bir kişi hayatını kaybetti. Abi ne yaptın? Ay sizin abi taksiyle gel. Ne yağmur durdu ne de siren sesleri. Yok abi. Şuradan gelen akıntı zaten çok kötü. Antalya'yı sel vurdu. Önüne kattığını aldı götürdü. 4 saattir buradayım. Bekliyorum. Hala da duracak gibisiniz. Çekiciyi bekliyorum. Herkes çok yoğun. Antalya'ya geçmiş olsun. 8 saat sağanak hiç durmadı. Metrekareye 280 kilogram yağış düştü. Binalar giriş katına, araçlar dikiz aynalarına kadar suya gömüldü. Bakana! Arabalar kalık zaten. Yollar göl, her yer kalanlarla dolu. Fırtınayla başladı. Hızı saatte 45 kilometreydi. Önüne geleni savurdu. Ağaçlar yerlerinden söküldü. İçinde insanlar var. Yardım bekliyorlar. Akşam saatlerinde de yağış başladı. Bir anda etkisini arttırdı. Adeta gök delindi. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Caddeler suyla doldu. Araçlar sürüklendi. Araba yüzüyor. Vallahi araba yüzüyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kalırsak içinde otururum. Ben hiç keyif koyayım. Alt geçitler suyla doldu. Mahsur kalanlar yola yaya olarak devam etti. Vatandaşlar durumun vehametini balkonlarından izledi. Refüj kayboldu. Suda. Üstünden dolu akıyor. Ekipler müdahale etmek için yola çıktı ama ilerlemek mümkün olmadı. Bu itfaiye aracı da suya gömülmekten kurtulamadı. Yağış bir süre sonra doluya döndü. Can kaybı yok ama maddi hasarın boyutu büyük. Suların çekildiği noktalarda manzara korkunçtu. Sel önüne kattığı araçları sürüklemişti. Kentte yaşam da durdu. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Diyarbakır'da MİT ve jandarma ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Biri gri listede yer alan iki terörist öldürüldü. O hainlerden biri 8 yıl önce Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırının planlayıcısıydı. Önce saklandıkları in tespit edildi, sonra da askerler harekete geçti. İki terörist bu operasyonda öldürüldü. O hainlerden biri gri kategorisinde aranıyordu. Hain saldırıların planlayıcısı oydu. MİT ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı operasyonu ortaklaşa yaptı. 8 yıl önce Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı planlayan terörist Demhat Evlül Kod adlı Hasip Şimşek'in yeri tespit edildi. Bombalı saldırıda 3'ü polis, 5 kişiyi şehit eden teröristi yakalamak için komandolar Lice kırsalında operasyon başlattı. PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Gri listede yer alan Hasip Şimşek ve yanındaki diğer terörist öldürüldü. Onlara yardım ve yataklık yapan iki kişi de yakalandı, gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak notunu düştü. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözyaşlarını tutamadı. Baba! Baba!
İçleri yanıyordu. Ağıtları, yakarışları, yürekleri dağladı. Yüzünü öpeyim, yüzünü. Yüzünü öpeyim oğlum. Ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı. Ona hediye ediyoruz ona seneyle ya Rabbi. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından makamında vurulmuştu. Hayatını kaybeden Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı. Güdük'ün cenazesi önce Adana Büyükşehir Belediyesi taş bina önüne getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Acı tarifsizdi. Mesai arkadaşları Türk bayrağına sarılı tabuta karanfil bıraktı. Cenazede Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözyaşlarını tutamadı. Toprak olacaksın ama bizim gönlümüzde hep yaşayacaksın Samet. Ben seni on binler uğurluyorum, on binler ne kadar severim ben Samet. Karalar Samet Güdük'ün atama yazısını tabutunun üstüne koydu. Abla diyordu ki başkanım benim özel kalem yazımı yazacak mı? 11. ayda Samet. Güdük'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan katil zanlısı Mikail G.'nin emniyetteki ifadesinde öldürmek istemiyordum, sadece korkutmak istedim dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.